milletimizin üstünden, milletimizin üstünden kaldırsın. Allah'ın bayrağımızı indirmesin, eserimizi dindirmesin ya Rabbi. Amin. Devletimizi koru ya Rabbi. Sayın Bakanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bereketle inşallah Allah'tan. Çabalayacağım inşallah. Böyle ömrümün yettikçe çabalayacağım. Allah razı olsun. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri ve sizin talimatlarınız doğrultusunda üreticimizin hayvanlarının yanı sıra da yaklaşık 12 ton civarında karışık kaba yem ihtiyacını karşıladık. 6 ton civarında silaj, 1 ton besi yemi ve beraberinde de 1 ton da kesif yem olacak şekilde tüm hazırlıklarını tamamladık. Bütün hepsi şu anda işletmemize devroldu. Aynı zamanda da üreticimizin 25 dekarlık bir arazisinin boş olduğunu öğrenmiştik. Bu arazide de yine bir karış ekilmedik yeri bırakmamak adına da bu araziye kaba yem bitkisi tohumlarımızı da getirdik. İnşallah yarın onların da ekimlerini yapacağız. Önümüzdeki vardı. Ama şimdi bugün yüzleri gülüyor. Bu da çok ayrı bir mutluluk. Bizi de çok mutlu etti. İnşallah onların ahırlarını eskisinden daha iyi hale getireceğiz. İnşallah. Hayvanlarını, barınmalarını sağlayacağız. İnşallah. Hayvancılığın yanında günlük yem ihtiyacınız için de bu tarımı mutlaka yapın. Tamam, teşekkür ederim. Çiftçiye yardım edenlere. Ekranın yarısını paylaşacağım o çiftçilerimle. Çok teşekkür ediyorum Zehra teyzeciğim. Canım hadi. Allah'a emanet olun. Sen de sağ ol. Sağ ol. İşte sabah 11 gibi o aralarda saman atıyordum içeri körükle. O anda bir alev çıktı. Kurtarmaya çıktım. Elim yandı, saçlarım, kulağım falan yandı. Ahıra koştum. Ahırda işte hanım da haberi yoktu. Malları falan kurtarabildiğini kurtardı. Kurtaramadığını içeriye de sis çökünce çaresiz kaldık. İtfaiye ara, vatandaşımız, köylümüz geldi. Bir şey yapamadı yani. Kaç hayvan telef oldu? 9 telef oldu. 9 hayvan. Evet, bugün de bakanlığın desteğiyle yeni hayvanlar verildi, yemler verildi. Evet. Neler söylersiniz? Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza hepsine de teşekkür ederim. Sağ olsun. Belediye başkanımız, başkanımız, il tarım müdürümüz, ilçe tarım müdürümüz. Bunların hepsine, ziraat odası başkanımıza hepsine teşekkür ederim. Hepsinin desteği yanımızdaydı. Hepsinden Allah razı olsun. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz hepsinden ayrı ayrı. Evet. Teyzeciğim siz neler söylersiniz? Benim çok feciydi. Şükür devletimize, milletimize, baştan Cumhurbaşkanımıza söylediği gibi. Bakanımıza, herkese, bakanımıza, milletimize, ederim. Devletimize teşekkür ederim. Askerimizi, milletimizi korusun. Bayrağımız inmesin, üzerimiz dinmesin. Bin şükür, bin şükür. Türkiye ne güzel, ne mutlu, şükür. Elimizden tutuyor, yaralarımızı sarıyor aşk. Allah'ım başka yanım, kimsenin yarası olmasın. En azından devletimiz yanımızda ya. Devlet yanımızda, milletimiz. Daha başka kimseye Türkiye'de mutluyuz, huzurluyuz şükür. Yansak da kalksak da Allah'ım. O şanlı bayrağın altında olduktan mutluyuz, sonra bizi şükür. Kimse bir şey yapamaz. 25 Kasım'da saat 11 sularında gerçekleşen, meydana gelen yangın neticesinde ilçe müdürlüğümüz bize haber ulaştırdığında arkadaşlarımız hemen olaya intikal ettiler zaten. Yangın sönünceye kadar da buradalardı. Ertesi sabah biz kendi ekibimizle beraber geldik. Mevcut durumu gördük. Hızlı bir şekilde aksiyon alarak vatandaşımızın, özellikle Zehra teyzemizin, Zehra ablamızın gözyaşları bizi gerçekten çok etkiledi. Bu anlamda da elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Sadece orada bize söylemiş olduğu bir cümle vardı. Sorunu bir yağızımız var küçük. Yağızım yoğurdu çok seviyor demişti. Şimdi biz yağızı ve yağız hiç kimsesine yoğurt vermiyormuş. Ama biz artık yağızın yoğurdunu alacağız. Kendisi bize yoğurt ikram etti sabah geldiğimizde de. Ondan sonrasında olay şöyle gerçekleşti. Biz Kayseri'deki dinamikleri ve kamunun gücünü kullanarak devletimizin şefkatli elini, güçlü yönünü hızlı bir şekilde göstermiş olduk. 2 gün içerisinde vatandaşımızın kaybettiklerinden daha fazlasını diyebileceğimiz miktarda kaba yem ihtiyacını, yonca sılajını, yonca balyasını, samanını tamamını kendisine yetebilecek miktarda tedariki yapıldı.
kurumumuza ait araçlarla bunlar köyümüze, evimize intikal ettirdi, yerine boşaltıldı. Beraberinde de kaybetmiş oldukları 7 tane buzağı olmak üzere 2 de düve inek vardı kaybettikleri. Bunlardan bir tanesi gebe, biri boştu. Biz de onların yerine 2 tane gebe düveyi getirip teslim ettik kendilerine. 6 tane de ırkları çok sağlam olan buzağı getirdik. Bunlardan 5 tanesi simental, bir tanesi Hereford. Hepsi de özellikle hem besicilik sektöründe hem de süt sektöründe önde gelen ırklardan olmakta. Bu vesileyle biz üreticimizin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamamasını ama yaşamış olduğu sıkıntıyı elbette ki üzerlerinden atamayız. Teyzemiz çok üzgündü. O hayvanların çekmiş olduğu sıkıntıları bizzat şahit oldukları için tabii onun önüne geçebilmek bir şansımız yok. Ama biz her halükarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, bakanlığımızın almış olduğu hızlı aksiyonu bir kez daha göstermiş olduk.